Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine bir BMW ile karşınızdayız. Okan'la yeni arabamızı inceleyeceğiz. Aslında inceleme olmayacak da böyle biraz hakkında konuşacağız. Neden bu arabayı aldık, değil mi? Evet, ben de hiç bilmeyen birisi gibi sorularımı soracağım. Ve seni sıkıştıracağım. Bilmeyen birisi gibi. Yani bu arabayı CS MS böyle M4 CS ya farklı bir şey aha, yani. Neden aynen. Yani CS tarzında? Kaç beygir? Hiç konuşmadık bunları. Onları bu videoda konuşuruz. Aynen, bunları konuşalım. Ben şimdi bu arabayı niye aldın? Ne özelliği var bunun? Bu niye aldım? Bu M4 CS diye. Aslında M4 olduğu için sen değil, normalde CS. Özel serileri alıyorsun yani. Evet, bu arabanın işte, bu özel da olması CS olması. Yani tabii. Club Sport olması. Aynen. Club Sport, Competition Sport. Artık ne şey. Peki farkı ne? Normal bir M4'ün Competition'ına göre. Şimdi farklarından bahsedeyim. Mesela kaputu farklı. Karbon kaput var üstünde. Önündeki karbon lipi. Rengi sadece CS için üretilmiş. Lime Rock Grey diye geçiyor. Biliyorsunuz benim turuncu M3'te Lime Rock Park Edition. Bu da Lime Rock Grey diye geçiyor. M4'ten farkı dediğim gibi kaputu, ön lipi, arka farları. Bu arabayı basık mı? Aynen, oraya da geleceğim. Bu basma muhabbette bakalım. Benim evet. Arabayı da basacağız mı, basmayacağız mı? Aynen, onları da yapacağız. Gel abi istersen arkasındaki farklılıkları göstereyim. CS'in farkları işte şuradaki difüzörü. Egzoz farklı. Asıl ama en büyük farkı burada gördüğünüz bu farlar. Hatırlıyor musun? Sana gösteriyordu. Evet. Arabayı açsana. Evet. Burada şöyle tık 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 çıktı. Evet. BMW'nin OLED farları var üstünde. Dış kısmında normal bir M4'ten, M4 Competition'dan farkları bunlar. Zaten bunlar inanılmaz paralar yani. Hani normal bir M4'ü alayım desen ki ya ben parçaları takayım desen zaten CS parasına kadar çıkarsın. Çünkü çok pahalılar. Yani nasıl mesela şu sistem 9000 dolar. Oo, sadece farlar mı? Tabii sadece farlar 9000 dolar. 9000 dolara biz Amerika'da güzel bir araba satın alabiliyoruz yani. Hani o yüzden çok şey bir para. Yani sen şimdi bu arabanın yılını söyle bize. Evet, yılı 2019 model. 2019 yeni kasa. Evet. 2019 model, yeni kasasında CS yok zaten. Yeni he. Kasası farklı. Yeni kasası okay. O ön böbreğe böyle büyük evet. Olan. Ben onu çok sevmedim. Aynen. Sevmedin mi? Yok. Bence güzel. Bence bu çok daha güzel gözüküyor. Allah Allah. Tabii. Neden onu sevmiyorsun? Onu yeni kasaları sevmiyorum. Allah. Bunlar daha hoşuma gidiyor benim BMW'de. Daha klasik değil mi bunlar? Evet. Şimdi CS'in diğer bir farkı da jantları. Jantlarını görürseniz üstünde fabrikadan en performans jantlar var. Arkalarda 20 inç, önlerde de 19 inç. O da güzel bir şey. Arabayı bayağı değiştiriyor. Bu Competition'ın jantları duruşu. Değil mi? Hayır. Bu en performans jantları ve sadece CS'de geliyor. Competition'a göre. Tabii daha hafif. Yani daha hafif. Evet, daha çok yarış üzerine. Evet. Bir de bu spesifik M4'te karbon frenlerimiz var tabii. Bak bunlar karbon freni abi. Benim arabada da mı karbon fiber? Bende yoktu galiba. Seninkinde yok. Bu yarış arabası olduğu için mi karbon fiber? Ne özelliği var? Aslında senin M8'de de oluyor. İstersen. Tabii ekstra 10.000 dolar veriyorsun. Oo. Alırken. Aynen. Bayağı istiyorlarmış. Çok özel bir şey herhalde 10.000 dolar veriyorsan. Tabii. Çok pahalı, özel. Ses yapıyor bitmiyor. Demiştin ama sen ses değil mi? Ses yapıyor, bitmiyor evet. Ama. Biz piste çıkmıyoruz ya. Hiç aha. Ömür boyu değiştirmiyorsun pedlerini falan. He. Mesela diskler yamulmuyor. Zaten yamulursa 10.000 dolar. Oy. Aklımızı aldı lavuk bizim be ya. Abi bu arabanın kaputu niye böyle? Kaputun dizaynı GTS'den gelme. Bu parçayı direkt GTS'den almışlar. Motorun soğumasına yardımcı oluyor ve daha agresif bir görüntü oluyor. Mesela şuradan şöyle bakarsan acayip bir agresif yani görüntü. Zaten var. Sadece bunun olması yani Club Sport olduğunu gösteriyor demek. Tabii. Eğer dışarıdan takmadıysa çakmasını falan. Hani. Evet. Bir de karbon fiber. Tüy gibi bak. Aa, onu oraya kim koydu? Aa, onları kim koydu? Güzelmiş. Tüy gibi. Arabanın kalbi burası yani. Aynen. Ha bak şurayı şöyle bir yakından gösterirsen karbon. Şimdi bu araba 3.0, 450 beygir ve 6 silindir. 454. Doğru muyum? 454. 454. 4 tane de senin için olsun. 454 beygir bir araba. Kafa gitti. Kes, kes. Şuraya da bir çekebilir misin abi? V6 bak, yani V6. Inline 6. Inline 6 mi? Tabii o çok farklı. Farkı ne? Farklı biri yatay, yani biri inline, biri V şeklinde. BMW Individual Lime Rock Grey. Parçaların çoğu, aslında çoğu değil yani hepsi şeyden gelme. Almanya. M4 GTS'den gelme. Almanya'dan da gelme. M4 GTS'den gelme. Bir aç içini bakalım. Hadi içini açalım bakalım. Şimdi arabanın içi böyle. Ben sığabiliyor muyum? Ben 1.87 boyundayım.
Ben sağ biliyorum. Böyle bir şey var. Bu herhalde Club Sport olduğu için böyle old school yarışma diyorum bu. Yarış arabalarında falan var ya. Formula 1'lerde falan aynen var bunlardan. Bir de araba sanki kağıttan yapılmış. Çok hafif. Yani baksana şunlara bak. Tabii karbon alaşım sanki bu. Böyle yumurta kolisi gibi. Tabii karbon alaşımdan yapılma. Böyle elleyince içi boş. Hafif olsun diye, her şey hafif olsun diye. Yani kaza diye yapsan direkt %100 cennetli gidiyorsun yani. Ya kaza maza kötü düşünmeyelim. Allah. Ya kötü düşünmeyelim de baksana. Evet. Yarış arabası bayağı bildiğin. Öyle. İçi nasıl? İçi valla ben BMW emekle tanıdığım için, M8'le tanıdığım için içi benim bir kasanın bir tık altı sanki. Değil mi? Böyle hani teknoloji olarak. CS olduğu için, şimdi CS'in farklarını söylüyoruz ya. CS olduğu için şu konsolunda Alcantara CS logosu var. Kol dayama yeri yok. En büyük özelliklerinden biri. Kol dayama özelliği yok. Onu da ben araştırdım. Ya dedim neden koymazlar? Mantığı da şeymiş. Yarış arabasında mesela şuradan tut bir. Kolunu sağ sol yaparken şu kolun buradaki değiyor mu? Değmesin diye. Yani daha rahat olabilmen için. Aslında şov amaçlı. Yoksa oradan kilo kaybın kaç kilodur Allah bilir. Bir şey değildir. Buralar Alcantara dediğimiz gibi. Buralar Alcantara. Koltukların iç kısımları şuraları Alcantara. Onun dışında koltuk. Aslında koltuk GTS'den gelme ama elektronik sistemi normal competition'dan gelme. Hmm. Onun dışında içinde Alcantara direksiyon orijinal fabrikada. BMW her şey Alcantara yapıyor. Benim arabanın da tavanı Alcantara'ydı. Tabii, lüks. Bu da mı Alcantara? Bu değil. Hayır, yer. Bu normal. Lüks arabalarında içini tavanını Alcantara yapıyor. Yani M5'te, M6'da, işte 7 serilerinde. Güzelmiş arabanın içini ben beğendim. Sade. Ama yarış arabası da abi baksana. Dediğim gibi böyle çok kullanışlı değil yani. Sen bunu her gün kullansan yorulursun. Dirseğini koyduğun yer bile yok yani. Her zaman diyorsunuz bagajını bir gösterin, gösterin diye. Alın size bagajı. Ben de anlamıyorum arabanın bagajını. Alın size bagaj. Alın size bagaj. Arabanın bagajı böyle. Burada arabanın orijinal yayları var. Şimdi ben ne yaptım? Tabii ki bütün arabalarımda yaptığım gibi ilk aldığımda ne yaparım ben? Basarım ve spacer takarım. Evet, benim arabayı da basmayı düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Seninkini de basacağım. Basacağız. O yüzden buna bastık bu arabayı ve spacer taktık. Ondan dolayı şöyle yandan bakarsan lastikler hem dışında hem de araba basık. Yani orijinal aslında bu kadar basık değil. Tabii böyle olunca ne oluyor? Önü acayip bir yere yaklaştı. İnşallah o ön lipini kırmayız. Acayip bir para. Onu kırarsak nasıl yaparız bilmiyoruz. O biraz gıcık. Bu aynı olayı Okan'ın M8'inde de yapmayı planlıyoruz. Zaten onu da M8 videosunda detaylı bahsedeceğiz. Hangi yayı kullanacağımızı, neden o yayı tercih ettiğimizi, spacer'ı. O yani öyle bir video olacak. Gelecek ki bu benim M8'i kaplayacağız. Kapladığımız rengi göreceksiniz. Onun dışında bana ne kadar masrafı tuttu. Normal birisi gitse ne kadar masraf tutardı. Ben bir discount aldım. Bazı muhabbetler var. Onun dışında arabaya spacer'ı sipariş verdik. Basmak için bir de yay mı sipariş verdik? Öyle mi? Aynen. İkisini. Yani onların var. Hepsini komple bir videoda göstereceğiz sizlere. O da yakın zamanda gelecek herhalde. Şimdi arabanın içerisine girelim. Bir arabayı sürelim. Bakalım smooth mu değil mi? Zevk alacak mıyım, almayacak mıyım? Egzozunu dinleyelim. Egzoz takma mı? Orijinal. 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 Bir çalıştır abi o zaman. Başla. O neydi kız? Biliyor musun o videoyu? Egzozumuzu da çektik. Şuradan yavaş yavaş geçelim. Kıvrılayım. Arabayı M2 moduna aldım. Yani bütün en güçlü, bütün her şeyin Spor Plus'ta olduğu moda aldım. Kıçının da biraz atmasını istiyoruz. O yüzden de yarı MDM moda geçtik. Şimdi nereden modları gitsin? Nereden değiştiriyorsun bu arada? Şuradan değiştiriyorsun modları. Ya da istersen menüden değiştiriyorsun. Aynı senin M8 gibi. Bak şurası da Ford Garaj. Burası da çok güzel bir restoran arkadaşlar. Böyle tuvalette karbüratörler falan var. Oralara işiyorsun. Böyle çok... Sen gittin mi hiç Ford Garaj'a? Aynen gittim ben de. Evet. Güzel. Hafif de yağmur çiseliyor. İnşallah arabayı şey yapmayız. Ay kırmızı ışık. Burada basamayacak. Evet.
Amerika'da hava böyle, Florida'da özellikle. Abi bir gün yağıyor, bir gün yağmıyor. Ama yazın genelde paso böyle yağıyor. Arabaları yıkayacağımız zaman 500 kere düşünüyoruz. Siz arabacılar olarak... Bir ufaktan basayım, çok ufaktan. Arabayı M2'ye aldık, ikinci viteste. Zaten bir anda çeviriyor. Kadının da çevirmek tehlikeli olabilir. Daracık yerde 100 mayla çıktık. Şanzımanımız çift debriyajlı DCT şanzıman var. Biliyorsunuz yeni kasalarda artık BMW bu şanzımanı kaldırdı. Okuduğum kadarıyla maliyetten dolayı kaldırdı diyorlar. Kullandım. Bence öyle kötü değil. Gayet yine güzel hızlı vites atıyor. Double clutch olmamasına rağmen. Hani bir sorun ben M5'te test ettim. Senin M8'de mesela çift debriyajlı değil. Gayet iyi. BMW yine işini biliyor ya. Bir şekilde yapıyor. Başta herkes şikayet etti. Ya dediler double şeyi, çift debriyajı kaldırdı. BMW yok böyle yok şöyle. Lan test ettik. M5, M8 fıstık gibi. Hiç bir sorun yok. Gayet güzel atıyor. BMW işte yapıyor. Bak önümüze nasıl kırıldım. Hem önüme niye kırıyoruz? Amerika'da şoförler çok iğrenç. Dünyanın iddia ediyorum en kötü şoförleri Amerika'da. İğrençler, iğrenç. Bu kadar olamaz yani. Sence de öyle değil mi ya? Çok kötü. Özellikle Florida'da öyle. Bilmiyorum yani, St. Louis'te öyle miydi ama. St. Louis'te de öyleydi ya. Böyle otobanda gidersin. Ya 100 ile gidersin otobanda. Yani 100 mile ile gidersin. 160 kilometre ile. Adam kıçında gelir senin ya. Genç bir tane kız. Dünyadan haberi yok. İğrenç bir arabasıyla, frenleri bile çalışmıyordur. Allah bilir kaça almıştır. Dibinde gelir senin. Beni acayip gıcık ediyorlar. Böyle sinirleniyorum aklıma geldikçe. Hatta bir gün video çekelim, böyle trafikte yaşadığın olayları anlat burada. Evet, uf, onları anlatsak beni çok yanlış tanırsınız. Sinirleniyoruz. Öyle şeyler İşte oluyor. Bak, güzel bir video konusu yani. Evet, Okan hiç sinirlenmez. Geçen gün geldi cime. Geçen gün dedim de böyle 2 ay 3 ay önce. Yani öyle gıcık ediyorlar adama. Okan hiç sinirlenmeyecek adam. Her zaman bana der. Abi der. Sinirlerine hakim ol trafikte. Hiç ulaşılmaz diyen adam bana geldi. Kadın dedi beni çıldırttı dedi. Kırdım önüne, bastım frene. 50'lik yerde 20'ye indirdim dedi. Yani çıldırtıyorlar. Okan'ı hemen anladım orada yani. Tabii dedim oğlum sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Yakışmaz diye ama hak da verdim yani. Nasıl çıldırtmış kadın? Senin gibi bir adamı çıldırtmış. Düşün, Okan bunun önüne kırıyor. Yavaş gidiyor. Kadına gıcıklık ediyor. Bir de kadın. Adam olsa olay çıkacak. Kadın Allah bilir korkmuştur bir de senden. Yoksa hiç dünyanın farkında değil miydi? Bilmiyorum. Ya kadın şöyle sol şerit 20 ile gidiyor. Hız sınırı 50. ben de uyuz oldum. Ben de yapıştım arkasına. 3-4 ışıktır onun arkasında gidiyorum. Beni görmesi lazım yani. Aha. Arabanın da sorunu falan yok. Bayağı böyle sağdan normal. Sağdan geçip gitsen. Ama uyuz oldum ya işte. Bak, bir de o gün. Gıcık ediyor işte arkadaşlar. Niye uyuz oluyorsun diyebilirsin. Olgun ol olma diyebilirsin. Ama ediyorlar. Çünkü bu bir tane değil. Bu 100 tane. Bu 100 tane. 101.sinde artık çıldırmış Okan. Yani birazcık. Zaten arabam da hızlı bir araba değildi. Boxster M8'e göre yani şey gibi, emekliyor gibi sadece yani. Bizimsi koşuyor şu an. Tabii. Yani o yüzden şey yapıyorlar. Bu Amerikan şoförleri acayip gıcık ediyor. Hiç bilmezler. Geri park etmeyi bilmezler. Paralel park etmeyi bilmezler. Hayatlarında çünkü kullanmamışlar ki trafik olan bir yerde. Bütün hayatları stressiz. Şuraya bir baksana. Şurada bir tane trafik var mı arkadaşlar? Bak hiç yok. Bomboş. Evet. Sağ tarafa bak, bir 4 tane 5 tane araba var ya. Şimdi böyle bir yerde sen araba kullanmayı öğrenirsen olmaz. Fail olursun. Ama bizim gibi yani, özellikle benim gibi, sen de burada öğrendin de çoğu şeyi burada yaptın. Ama benim gibi Ankara'da, İstanbul'da araba kullanırsan buralar böyle çok şey gelir. Kolay. Ve adamların neden fail olduğunu anlarsın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. M4 CS'i inceledik. CS Counter Strike. M4 Counter Strike. Güzel bir araba. Yani bayağı bir şey yapmışlar. Ağırlığını azaltmışlar. Hı hı.
farklı özellikleri var. Bir de bunun üst leveli var mı mesela? Bir CS, bir de GT var. Bunun öyle bir şey mi var? M4 GT falan mı var? GTS var. M4 GTS. Evet, GTS var. O ne kadar? Met injection var. Onda met injection diyorum. Water injection var. O yüzden o motora su pompalıyor arkadan. Hmm. Pompalıyor deyince arkadan su pompalıyor. Motor soğuyor. Daha güçlü, böyle 500 beygire yakında, 494 beygir. Bundaki, bundan farkı o. Bir de tabii coilover'ları var. O biraz daha pahalı. Şimdi arabayı bundan gösterdik, tanıttık. Biraz sonra süreceğiz. Ama evet, onun öncesinde de şimdi bu arabayı kaça aldın? Onu konuşalım. Markette fiyatı neydi? Parasından bahsedelim mi? Tabii canım, bahsedelim. Arabayı aldın sonuçta. Okey. 70 bin dolara aldım bu arabayı. Yani iyi bir fiyat mı markette? Ha tabii, iyi bir fiyat. Zaten yani sen bu arabayı... Bu tarzları 80 bin dolar falan. Zaten bu ekrana da koyacağım. Amerika'daki satış sitelerinden aynı arabanın kaç para olduğunu size de oradan gösteririm. Yalnız ben geçen gün bir baktım, bu fikir benim aklıma geldi. Hani dedim artık arabalara bakarken o arabanın ne kadar edeceğini şu anki piyasasından örnek gösterelim diye. Tabii aynısını bulması biraz zor. Bu araba mesela 12 bin mile'da. Şimdi ben bunun aynısını bulmam, hani belki 15 bin mile'da olur göstereceğim örnek. Atıyorum mesela bunun frenleri karbon seramik. Yani bu aynı bu frenliden bulmam zor. Bulursam onu koyacağım. Bunların hepsi fiyatı etkiliyor. Rengi, mesela rengi siyahsa ya da bunların marina mavileri, onlar en fazla olan rengi fabrikadan gelen. Şimdi o renk olunca biraz daha fiyatı düşüyor. Şey gibi, Mercedes GTR'ın yeşil olması gibi. Yeşil, evet, olanlar aslında bana daha pahalı gözüküyor da, ama sen dedin daha ucuz aslında. Tabii aslında çünkü onlar daha ucuz. 7 bin dolar daha ucuz. Aslında alırken daha fazla para veriyorsun. Bayağı bir fark var. Tabii. Bir şey ne kadar fazlaysa o kadar ucuz olur yani. Bu, evet, mantık. Doğru. Mesela bu renk daha az. Bu renkten bulursan fiyatı etkileyecek. Ama ben onu araştırırken, size koyarken videoda olabildiğince en yakınını koymaya çalışacağım. Eğer o koyduğum örnekte bu renk yoksa, o zaman anlayın ki yani buna yakın bulamadım. Ondan dolayı onu koydum. Bir de iki şeyi de cevaplamak istiyorum. Bana çok sordular. Abi dediler, sen M4'ü sevmiyordun. Neden M4 aldın? Hatırlarsan seninle eski araba videolarımızda, evet, gezerken ben her zaman M3 diyordum. M3'ü en büyük sevmemin sebebi arkadaşlar, M3'ün arkasının, arka çamurluğunun şişikliği. O şişiklik beni çok etkiliyordu. Ben ondan dolayı M3'ü seviyordum. M4'ün şişikliği, M4'te kasa buradan geliyor. Yan tarafa şu kadar bir çıkıklık var. Ama şase çıkık. Yani komple kıçı çıkık. Yani tabii yine güzel, geniş duruyor. Ama bir M3 gibi değil. M3'te böyle ince geliyor. Çamurluk şişiyor. Sanki eski E46, E92, M3 gibi. Sonra bir anda kapanıyor. Bunda öyle değil. Bunda biraz daha E30, M3 gibi yapmışlar. Yani böyle, böyle genişliyor. Ben daha çok çamurlukların şişik olmasını, yani M3 style'ı sevdiğim için M3 istiyordum. Yalnız şimdi soru şu, tamam o zaman niye M3'ün CS'ini almadın? Aslında alacaktım. Onu da buldum. Bir tane siyah buldum. Aynı bu fiyata. M3'ler biraz daha pahalı. Onu da çok güzel fiyata buldum. Gittim yakın bir arkadaşımla, Will'le gittik, inceledik arabayı. Araba temiz çıkmadı. Ondan dolayı onu almadım. Ama iyi ki almadım. Çünkü iyice araştırdıktan sonra farkına varıyorsunuz. CS alıyorsun zaten. Şimdi CS'in ne dedik başta videoda? Bazı farkları var, değil mi? Kaputu farklı dedik, jantları farklı dedik. Ama en büyük farklarından bir tanesi bu arka farları dedik. Yani arka, evet, farlar 9000 dolar. M3'te bu far gelmiyor. Hmm. Sonra kapılar, bu karbon kapılar M3'te gelmiyor. Normal kapı var, normal M3'te. Ne oluyor? Bu kadar ekstrası zaten 14-15 bin dolar ekstra var M4'te. Bu sefer diyorsun ki ya, evet, ben 70 bin 80 dolar para vereceğim. Zaten normal bir M3'ten sadece kaputu mu? Yani böyle hani genelleme yaparsak sadece kaputu mu farklı olacak diye gıcığıma gitti. Zaten normalini de almak istemiyordum. Ondan dolayı M4 aldım. Yani sonuç buradan şu çıkıyor. CS alacaksan M4'ü alman daha güzel bir şey. Çünkü bütün ekstralarından faydalanabiliyorsun. Ama normalini alacaksan, gidip normal hiçbir özel, yani competition olmayan ya da normal base modelini alacaksan, tabii ki M3'ü tercih ederim kesinlikle. Bu neden M4'ü aldığımı, M3'ü tercih ettiğimi CS modelinde açıkladım. İkinci çok sorulan soru, abi bu verdiğim paralara, sonuçta ben 80 küsür bin dolar gözümden çıkarmıştım harcamak için böyle bir arabaya. Bana öbür sordukları soru, diyorlar ki neden yeni kasasını almadın? Yani gidebilirdin G82 veya G80 M4 M3 alabilirdin. Aynı sıfır paraya mı? Aynı paraya. Onun da çok basit aslında. Beni bilenler biliyor zaten. Ben her zaman özel arabanın peşindeyim. Sıfır M4 alırsam ya da sıfır M3 alırsam hiçbir özelliği yok. Yani evet, ben onu sen alacağım. Sıfır araba almazsın kolay tabii, kolay. Tabii 80 bin dolar ben ona vereceğim.
çıkarttığım an değeri gidecek. Evet. Değerinin gitmemesi için Porsche'nin özel arabaları gibi olması lazım. Ya yani da çok mantıksal yaklaşıyor Kan Reis Bey. Olayı mesela duygusal yaklaşırsanız evet. Atıyorum bir araba görüyorsunuz. O benim hayalimdeki araba. Şöyle bankanıza baktınız. Alabilir miyim? Alırım aslında. Biraz zorlanırım ama alırım deyip duygusal yaklaşıp o arabayı alırsanız gerçekten 2-3 sene sonra sattığınızda canınız acıyabilir. Benim yani şey gibi. M8'de biraz öyle olacak. Evet, yani evet biraz öyle olacak. Duygusallık var. Tamam hani para gücü var alınıyor ama o para kaybından kaçamayacağız. Orada tam evet. Bir duygusallık giriyor. Ama şöyle düşün. İlk çıktığı zaman alsan 2022 tabii yılında alsan 160 bin dolar. Hatırlarsanız 2 yılda 60 bin dolar düşmüş. Çok güzel bir örneğim vardı. İlk alan aptal demeyeyim de en kazığı yiyen. İkinci alan en biraz daha yiyen. Akıllı. Yok. En akıllı olan böyle bir 5-6 yıl sonra alan. Ama en akıllı olan da işte ilk hiç çıktığı almayan, zaman... En akıllı hiç almayan, hiç bulaşmayacaksın. Hani mesela sen şu an alıyorsun da yeni çıkan kasaları bir o zaman da test edemiyorsun ya, öyle bir muhabbet sadece kayboluyor. Evet, yani aynen. Trendi yakalayamamış gibi belki hissedersen. Tabii. O da hani çok fazla böyle aynen. Bağımlısı olman lazım. Oradan bir kaybın oluyor. Ne oluyor? Mesela şimdi ben bunun yerine 0 M3 veya M4'ü alırdım. Çok güzel şimdi onu experience ederdim, yaşardım. Ama bana çok fazla paralara mal olurdu. Büyük ihtimalle 20-30 bin dolar para kaybederdim. Ya da hemen satmam lazım. Hemen satarsam da para kaybedeceğim. Çünkü alırken pahalıya alıyorsun. Onu bir daha öyle bir müşteri bulman lazım falan. Yani çok zor. O yüzden en güzeli benim gibi bir adam için, benim hesaplarıma göre CS'ini alacaksınız. Zaten Amerika'da 1000 tane var. BMW hiçbir zaman hiçbir modelinden eğer limited ürettiyse para kaybetmezsin. Sıfır alırsan kaybedersin yine. Çünkü o bir Porsche değil yani BMW. Bunun sıfırı 118 bin dolar bu arabanın MSRP'si. Ben 70 bin dolara aldım diyorum. 2019 model 12 bin mile'da. Bu zaten düşse artık kaç liraya düşecek? Düşse de zaten çıkacak çünkü limited bir araba. Ondan dolayı yani ben bunu aldım, yeni kasasını almadım. Ha yeni kasasını seviyor muyum? Ben çok seviyorum, bence çok güzel. Bunun yeni kasası var, iki tane böyle uzun grillde alta doğru aynen, iniyor. Aynen o senin sevmiyorum dediğin. Ben pek sevmedim. Güzel, içi mesela senin M8'in içinden. Hızı güzel. Hızı yalnız şöyle ondan da bahsedeyim. 2000'li yıllarda E46'yı yaptılar, çok güzeldi, inanılmazdı yılına göre. Hala çok mükemmel bence. Sonra E92'yi yaptılar. Yalnız hız konusunda E46 ile E92'nin arasında gece gündüz bir fark yoktu. Yani denediğinde E92 tabii hızlıydı. Kusura bakma tabii hızlı olacak. Bir yeni modeli. Birazcık hızlıydı. Yalnız E92'den M4'e geçtiklerinde gece gündüz bir hız farkı oluştu. Yani otobanda denediğinde biliyorsun bizde M3 de var. Onu da aslında evet. Deneyip videosunu çekebiliriz. Denediğinde böyle inanılmaz farklar oluyor M4'ün farkı E92'ye göre. Yalnız bu jenerasyonda o farkı yapmamışlar. Bir sürü videolar izliyorum. Yeni kasa M4 ile bu M4'ü deniyorlar. Aşırı bir aralarında fark yok. Yani aynı E46 ile E92 gibi, hatta biraz daha az. Tabii böyle şeyleri de görünce biraz gıcık oluyorsun. Yani diyorsun ki o kadar para veriyorum. Bir hızlı olsun. Hani zaten M alıyorsun, hız için alıyorsun. Şimdi yeni kasada o kadar hızlı olmayınca, hızlı tabii de. Öyle şeyler de tabii karar vermemde etken olmuştu. Yani güzel arkadaşlar. Evet, rengi çok güzel. Evet. Rengini çok sevdim bunun. Özetlersek sebepleri bunlar yani. Neden bu arabayı tercih ettim? Neden yeni kasasını almadım ve neden M3 almadım, M4 aldım. Arabada seramik var mı bu arada? Arabada seramik yok. Onu da yaptıracağız inşallah. Evet. Bir de hatta... şöyle bir şey var. Şimdi benim arabayı kaplatacağız ya. Evet. Kaplanılan bir arabanın üstüne bir de seramik yapılıyormuş. Sizce mantıklı mı değil mi? Bunu da yazın. Gerçekten araştırıyorum. Evet, kaplamacı arkadaşlar varsa bize yazsınlar. Ben öyle bir şey duymuştum. Kaplı arabaya da seramik yapılıyor diye. Çünkü o da çizilebiliyor. Evet. Seramik yaparsak koruyacağız. Mantıkken koruması lazım. Ama şimdi tam bilgim de yok açıkçası. Evet, evet. Hani böyle bilenleriniz varsa kaplamacı şeyleri bize söylesinler. Çünkü kaplayacağız arabayı. Şimdi çizilmesini de istemiyoruz. Ona göre çünkü bizim çocukla konuşup belki diyeceğiz bunu da yap. M8'i de yap. Bize 1000 dolar yapıyorsan 700'e yap. Hayatımız zaten hep negoşiyon. Abi 3 tane araba olacak yani. Bu araba bir. Bizim Serhat'ın arabası var. 911 911 Carrera. Onun incelemesi de yakında gelecek. Onun arabası var. Sonra M8 var. 3 tane arabaya bakalım. Şey var, Mustafa'nın M6 var. M6 da var. Tabii 4. Yani şu an 4 tane araba var. O da yaptıracak değil mi aynı şekilde bizim tabii, gibi? Tabii tabii, Mustafa da 4 tane araba. Istiyor. Yani adama diyeceğiz ki sen bir hafta bize çalışacaksın değil mi? Ne bir haftası? Araba başına 3-4 gün. Hele Serhat'ın siyah arabası çok şey. Sorunlu. O daha da uzun sürecek. Ha. Siyah araba en uzun. Gerçi seninki yani en kolay seninki sürecek. Olacak herhalde. Adamın 2 haftasını yok. Alacağız. Onu diyorum ben yani. Tabii. Diyeceğiz ki 2 haftanı bize ayır. Bize yani de bir deal ver. Yani 4 araba 700 yapsa 2800 dolar bir iş yapacak. Evet. Ama çok yorulacak. Ama videosu çekeceğiz. Zaten çocuğu tanıyorsunuz. Kalip evet. Ben benim şeyi. YouTube kanalında da gösterdim. Bir kere kendi işini başlatmıştı vesaire. Aynen. Videomuz böyleydi arkadaşlar. M4'ümüzü inceledik. Sonrasında 911 geliyor. M6 geliyor değil mi?
M6'i de izleyeceğiz belki. Geliyor. Aynen. Onun senin dışında modifiye şeyin gelecek. Evet, biz modifiye böyle videosu biraz daha gelecek. Birazcık daha yoğunlaşacağız yani. İş güç, hafta işleri bazen çok zor oluyor bizim video çekmemiz ama evet, tabii size söz verdik, o yüzden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bay bay.